Günaydın, hayırlı sabahlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben 7'de kalktım Duru'yla birlikte, çok erken uyandı. Ondan sonra onu biraz oyaladım falan, telefonda bir şeyler izledik beraber. Sonra yavaş yavaş 9'a doğru çayı demleyeyim dedim artık, diğerlerini de kaldırayım dedim. Annem şimdi kuymak yapıyor, hatta Yeşim abla kendi kanalı için kuymak tarifini çekecek, ondan istemişsiniz. Artık onun kanalında izlersiniz. Ben de şimdi kahvaltı masasını hazırlayacağım. Bugün niyetimizde bir yerlere gitmek var. İşte Safranbolu'ya gidesimiz var. Safranbolu bize 2 saat falan sürüyor. Araç kiralayacağız. Normalde Yeşim ablaların aracı vardı ama onlar sattılar. Yükseltmek için, modelini yükseltmek için sattılar. Araba bakıyorlar şu anda. O yüzden bugün araç kiralayacağız. Çocuklarla anca sığarız zaten. Safranbolu'ya gideceğiz. Sonra Yenice şeye gideceğiz. Yenice Şeker Kanyonu'na bir kere gitmiştik babamlarla, biliyorsunuz. Adam oralarda sonra dağlara, tepelere tırmanmıştı. Hatırlayanlar bilirler. Sonra da ayağını kırdı zaten, nazar oldu. Oraya tekrar Yeşim ablaları getireceğiz. Onlar görmemişti. Hatta oranın biz o gün en tepesine çıkmadık. Teras kafe var en tepede. Oraya çıkmadık. Manzarası falan çok güzel. Oraya çay içmeye çıkarız. Ama önce hangisine gideriz bilmiyorum. Herhalde oraya dönüşte uğrarız. Önce Safranbolu'ya kadar gideriz diye düşünüyorum. Cam teras var. Oraya getireceğim sizi. Karabüklüler falan bilirler. Öyle bugün niyetimiz gezme. Evde durmayacağız. Sadece kahvaltımızı yapacağız. Ortalığı toplarız. Yatak yorganı zaten kaldırdık. Ondan sonra da yola çıkarız inşallah. Bakalım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Pazartesi günü okullar açılıyor. Artık son tatiller. Hatta okul alışverişine çıkacağız ama bizim öğretmenimiz liste veriyor. Okulun açıldığı ilk gün listeye göre alıyoruz. O yüzden şu an hiçbir şey almayacağım. Sadece bir Azra'nın okul pantolonu çok dar oluyor. Bir de boydan kısa oluyor. Çünkü boyuna uzamış yine. O yüzden ona bir okul pantolonu alacağım. Üstleri var. Bu sene zaten ilkokul son onun. 4. sınıfa geçtiği için seneye Allah nasip ederse ortaokula gidecek. O yüzden kıyafet anlamında bir eksiğimiz yok yani, pantolon dışında. Okul çantası da yeni ama hanımefendi valizli çantalardan istiyor, bu sürmeli çantalardan. Bakalım onlardan alacak mıyız? İşte ilerleyen günlerde bir okul alışverişimiz olacak. Tatilleri bitiriyoruz yani. Azra uyudu uyudu, yazı uyuyarak geçirdi biliyorsunuz. Şimdi hala yine uyuyor. Herkes kalktı, Azra uyuyor. Neyse, biz bir kahvaltı yapalım, ondan sonra görüşürüz inşallah. Kahvaltıya mis gibi kuymak yapacağımızı söylemiştik. Annemin ellerine sağlık vallahi, yine kıvamı harika olmuş. Şöyle bakın. Şimdi çayları dolduracağız ve kahvaltımızı yapacağız. Sabırsız Duru masanın başında yine. Çocuğum kahvaltıyı bekliyor. Kuymak yiyecek misin Duru? Yiyecek misin? Ne kadar yiyeceksin? Çok. Simitin nerede? Sıcacık simit aldık az önce. Duru hemen kopardı tabii yarısını. Şöyle masamızı da hazırladık. Çaylar gelecek. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz. Yola çıkmadan birer tane kahve içelim dedik. Dünden beri kahve içmeye fırsatımız Geldim. olmadı, inanır mısınız? Şimdi balkonda birer kahve içeceğiz, sonra da yola Kahve çıkacağız. makinemi de açtım bu arada. Zaten diğer eve gitmemize de az kaldı. Kullanalım dedim. Vallahi çok güzel köpüğü oldu. Bakın. Saati 12.30 yaptık. Evden inanır mısınız? Ancak hazırlanıp çıkabildik. Çocuklar, biz, kendimiz. Bir de Rıza arabayı alıp geldi, kiraladı geldi. Onu bekledik biraz. Şimdi artık öğleden sonraya kaldık yani, ama yakın Allah'tan, böyle bir saat 40 dakika falan sürecek. O yüzden sıkıntı yok. Akşama kadar vaktimiz var. Hadi geç bakalım. Çay molası verdik. Böyle çay yapan yerler görünce dayanamıyoruz. Burası da çok güzel, yolun kenarında kalıyor. Duru da hem biraz sakinleşmiş olur, bayağı ağladı. Onu biraz sakinleştirmek için durduk. Böyle yol kenarında közde çay veriyorlar semaverden. Bakar mısınız? Rengi bile çok güzel.
Abla bize dolduruyor şimdi, sağ olsun. Burada da şöyle bir köylü bir abla var, bir şeyler satıyor. Hemen size göstereyim. Buraya böyle yol kenarına tezgah kurmuş. Her şey var böyle, köylü biberleri. Cevizler, fındıklar, armutlar var, dolma biberler. Böyle bahçeden patates var. Abla onlar turşu değil mi? Evet. Tarhana bile var, el yapımı. Şöyle bahçe salatalıkları çok güzel. Mısır unları var. Şöyle kara yemişler var. Hepsi çok güzel. Çaylar gelmiştir. Hemen çayımın yanına şöyle gidiyorum. Şöyle çaylarımız da gelmiş. Gece gündüz kanarım, göz göre göre. Safranbolu'ya geldik arkadaşlar. Önce cam terasa gidelim dedik. Buraya uzun zaman önce gelmiştik. Çok güzeldi. Hatta Rıza korkuyordu. Alt tarafı hep uçurum olduğu için. Ama sizin için şimdi çekeceğim. Ben şey yapmıyorum. Pek korkmuyorum. Hemen şurası. Fazla büyük değil. Japonlarınki daha büyük oluyor Yeşim abla. Onların YouTube'da videoları var. Onlarınkisi bayağı bir uçurum ve bayağı bir büyük. Bizimkisi küçücük işte, bu kadar. Duru korkacak mı bakalım? Duru babasıyla gitti ama. Şu karşı taraftan da kanyona iniliyor aşağıya doğru. Şöyle. Biraz sallanıyor yürürken ama o kadar da korkulacak bir şey yok aslında. Şöyle uca kadar gidelim. Bakın kanyondan geri dönüyorlar. Aşağısı da çok güzeldi. Biz daha önce geldiğimizde bu aşağılara inmiştik hep. Belki yine ineriz, bilmiyorum. Oraları da çekerim sizin için. Azra ile babası, şey Duru ile babası resim çektiriyorlar. Azra korktuğu için gelemedi. Azra şey, görebiliyor. Azra korktu. Azracığım korkularını yendi. Şimdi camdan ayrılamıyor. Efendim. Parasını verdik, doya doya çıkartalım bari. Parasını verdik, evet, doya doya gezelim diyorsun. Evet. El sallan ya. El sallan. Hadi kanyona inelim, gel. Yaren'le babası zipline'a binecekler arkadaşlar. Bakın mesela binenler geri geliyor böyle. Ben cesaret edemedim, yalan yok. Aslında çok heyecanlı olurdu ama çok korkuyorum. Ve geldi. Şimdilik Yaren'le babası binecek karşılıklı, bakalım. Yeşim abla elbise olduğu için şey yapamadı, yoksa o da binmek istiyordu ama. Biz tam kanyona inecektik. Yaren'le babası zipline'a binmeye karar verdiler ve binip geldiler. Yeşim ablanın kanalını da izlersiniz. Çok güzeldi. Ben de binmek istiyordum ama dediğim gibi. Hem elbise var üzerimizde hem de cesareti toplayamadım. Aslında çok büyük heyecan olurdu ama başka sefere inşallah. Bakın gidenler böyle geri dönüyor burada. Valla... Yaren diyor ki bir daha binerdim diyor. Korkulacak bir şey yok diyor ama ben güvenemedim. Hani ne oldu? El Fatiha diyordun biraz önce burada. Biz şimdi hep beraber kanyona iniyoruz arkadaşlar. O demin dediğim yere.
Giriş 4 lira ücret var kişi başı bu arada. Merak edenler olabilir, onu da söyleyeyim. İn in bitmiyor. Bir de bu kanyonun dönüşü var yani, tekrar yürüme. Duru Allah'tan iyi, öyle hani sapıtmadı da, şaşırmadı da. İyi gidiyor şu anda bakalım. Buradan daha Safranbolu merkeze geçeceğiz. Bayağı ezildik, karnımız acıktı. Sabah yaptığımız kahvaltıyla duruyoruz. Saati 3.30 yaptık. Bayağıdır saat söylemediğimi fark ettim. Evet, saati 3.30 yaptık. Neyse, aşağıda salıncak var. Rıza ile geldiğimizde yıllar önce binmiştik ona beraber. Belki tekrar binelim bakalım. Ördekler falan var, onları çekeceğim size şimdi. Bunlara bakın, ne tatlılar. Bakar mısınız? Şunlar hiç kımıldamıyor, yorulmuşlar. Azra Hanım salıncağa binmek istedi. Kanyondan dönüyoruz artık. Parka geldik şimdi, biraz burada dolaşıp bir şeyler yiyeceğiz. İyice karnımız acıktı. Bu arada az önce Duru düştü yere, bayağı ağladı ama sonra da iyice artık uykusu gelmişti, kötü olmuştu. Biraz ona şey yaptık, moralimiz bozuldu, canımız sıkıldı ama Allah'tan çok bir şey olmadı böyle. Hem elini tutturmuyor hem kendisi yürümek istiyor falan. Yolda kaydı asfaltta. Talihsiz kaza, düştü işte, neyse. Şimdi yemek falan bir şeyler yiyeceğiz. Burada outletler var, onları gezeceğiz. Bir de bu Safran Park'ın, bu AVM'nin tek iyi yanı her mağazanın böyle açıkta olması. Sanki böyle çarşıda geziyormuşsunuz gibi. Burayı çok seviyorum. Buraya üçüncü gelişim falan.
öyle bakalım. Karnımızı doyurduk, şimdi biraz mağazaları gezelim dedik. Vallahi yol yordu bizi, bir de sıcak ezdi. Çocuklar da var tabii arabanın içinde, biraz kötü olduk. Şimdi buradan şeye gideceğiz, Yenice'ye gideceğiz. Şeker Kanyonu'na. Oradan da artık eve. Bugün kanyonlarda doymadık. Doymadık gerçekten. Saati 10 yaptık, hala yol yorgunuyuz. Duru'yu uyuttum. Hatta bir saattir sallıyorum. O kadar yorgunluğa rağmen uyumak bilmedi. Neyse, vallahi güzel, yine keyifli bir günü geride bıraktık ama işte yorgunluğu da cabası. Yollar insanı eziyor, sıcak havada hiç çekilmiyor. Şimdi tabii ki çayımızı demledik, balkonda oturuyoruz. Aslında Şule ablalar gelecektiler, o da nöbetten gelmiş, yorgun. Yarın görüşeceğiz inşallah. Yarın bakalım, denize gitme planımız falan var eğer vazgeçmezsek. Duru'yla biraz sıkıntılı oluyor. Duru çünkü rahat durmuyor, kendi yürümek istiyor, elimizi tutmuyor falan. Onu biraz zapt etmek zor oluyor ama yine de çok çok sıkıntı çıkardı diyemem bugün Allah için. Öyle güzeldi. Safranbolu'yu seviyoruz biz zaten. Bir iki kere de gitmiştik daha önce. Hatta biz balayına giderken Sinop'a gittik Yeşim ablalarla evlendiğimizde. Giderken de oralara uğramıştık. Anılarımızı tazeledik beraber. Neyse, bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yarınki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.